Ablacığım sizin de şey, maske. Ne satıyor bak arkadaşlar? Ben aldım. 100 bin lira. Ben para veriyorum. Evet, amcacığım ekmek kaşık kaşık. Buyurunuz hastanım. Alalım, tondan alıyoruz bayanlar. Hadi zaten geç, 5 kişilik veremiyoruz ablacığım. 2 tane anca verebiliyoruz. Aşağıya alabilir miyim 2 tane? En sona. Abi siz paramda da işim yok. Sizin de ne gibi sen de içeri gel. Elma ile armut mu bulacak? Al bakalım. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sağ olun. Buradayım ben. Rica ederim. Vallahi ben çok yoruluyum ya. Günlerin yorgun. Tabii biz depremin olduğu ilk andan itibaren sahadayız. Bölgedeki bütün ekiplerle beraber deprem olduğu andan itibaren buraya geldik, intikal ettik. Türk Kızılay'ı Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre beslemeden sorumlu ana çözüm ortağı. Tabii sahada tek değiliz. AFAD koordinasyonu ile beraber bizimle birlikte çalışan birçok STK var. Biz onların da koordinasyonu yürütüyoruz beslenme ile ilgili anlamda. Şu anda Elazığ'da 166 noktada sıcak yemek ikramlarımız var. İlk günden itibaren de yükselen bir sayımız mevcut. İhtiyaç sahiplerinin sayısı da artıyor. Biz de ona göre kapasitemizi arttırıyoruz. Bugün itibariyle tam 65 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunduk. 3 öğün sıcak yemek dağıttık. Kahvaltı, öğlen ve akşam olmak üzere. Yarın da muhtemelen bu sayı aynı olacaktır ve üstüne de çıkabilecektir. Çıktığı müddetçe bizim kapasitemiz de mevcut ve yerinde. Aslında deprem olduğu anda biz etki sayısına bakarak kademe kademe ilerlettik. Örneğin ilk gün 7 bindi bu kapasite, bu ihtiyaç sayısı. İkinci gün 10 bindi. Üçüncü gün 15 bin. Sonra 31 bine çıktı. Akabinde 40 bin. Dün itibariyle de 65 bin. Yani 65 bin sayısına ulaşabileceğini tabii tahmin etmedik. Ama Kızılay kapasite olarak bunun çok üstünde bir kapasiteye sahip. Biz herhangi bir afette de nüfusun etkilendiği orana göre ekipmanlarımızla, aşçılarımızla alanda oluyoruz, bölgelerde de oluyoruz. Arttığından itibaren diğer bölgelerden destek ekipler çekiyoruz. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Şimdi Elazığ'da bizim bölge afet yönetim merkezimiz var bir tane. Yani Elazığ'da bu bölgedeki deprem riskinden dolayı Kızılay vakti zamanında buraya büyük bir bölge afet yönetim merkezi deposuyla beraber, depolarıyla beraber konuşlandırmış. Burada var zaten. Deprem olduğu andan itibaren Elazığ bölgedeki şubemiz bütün çalışanlarıyla zaten sahadaydı. Ben kendim şahsen, genel müdürümüz, genel başkanımız yurt dışındalardı. Onlar da aynı gece Türkiye'ye intikal ettiler ve biz buradaydık. Ben depremin olduğu andan itibaren buradayım. Biz 150'den fazla profesyonel çalışanımız da sahadayız aynı andan itibaren. Gönüllülerde şu anda 3000'den fazla gönüllüyü de geçtik. Elazığ'ın her bölgesindeyiz, her noktasındayız, her aşamasında, her kademesindeyiz. Sadece beslenme değil tabii. Biz aslında barınmadan da sorumluyuz. Yani barınmada da destek çözüm ortağıyız. Gerekli yerlerde çadır desteği verdik. Gerekli yerlerde çadır içindeki ekipmanlara destek verdik. Yatak, ısıtıcı, battaniye gibi. Kimi zaman gıda desteği verdik. Kapı kapı dolaşarak, ev ev dolaşarak. Kimi zaman da psikososyal destek verdik. Şu anda bulunduğumuz kültür parkta bir çocuk dostu mobil aracımız var. Arka tarafta ileride de başka bir çadırımız var. Yani sahada aslında Elazığlı vatandaşlarımızın hepsi biliyorlar. Kızılay kırmızı yeleklerle her yerde.